Arkadaşlar, Barcelona'daki teknoloji turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda yerli gururumuz Vestel'in standındayım. Elimde Vestel'in yeni akıllı telefonu Vestel Venus Z20 var. Z20'ye geçiş yaptı arkadaşlar Vestel. Renk gördüğünüz gibi yanarlı dönerli bir rengi var telefonun. Gerçekten güzel, göz kamaştırıyor. Şöyle teknik özelliklerine bakacak olursak telefonda Snapdragon 630 kullanılmış. Şöyle size de daha yakından göstereyim cihazı. Snapdragon 630 kullanılıyor Z20'de. Geçtiğimiz yıla göre işlemci tarafında güzel geliştirmeler vardı Vestel tarafında. Ama asıl olay arkada, oraya birazdan geleceğim. Telefonda bir de bir güzel özellik daha var. Güncelleme sever arkadaşları oldukça mutlu edecek bir detay. Telefon Android Oreo ile birlikte sizlerle buluşacak. Şöyle işlemciden bahsetmişken RAM'e de bir değineyim. 4 GB bir RAM ile geliyor Z20 ve tasarım anlamında gerçekten göz dolduruyor. Neden göz dolduruyor? Çünkü telefonda gördüğünüz gibi çift kamera var ama telefonda herhangi bir çıkıntı kesinlikle yok. Tasarım tarafında baya bildiğiniz bir Zenfone 4 izleri sanki var gibi, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda yorumlara yazarsınız. Hafıza tarafında 64 GB'lık bir hafıza var Z20'de. Bu 64 GB'lık hafızayı isterseniz, eğer paranız yetiyorsa, 2 TB'lık kadar bir micro SD kartla şöyle yapınca da çok güzel gözüküyor ya arkası. Ha, bu arada arkasındaki camda Gorilla Glass kullanılmış. 2 TB'a kadar hafızayı yükseltebiliyorsunuz. Ondan sapmamak adına şuradaki kameralara şimdi değineceğim. Kameraların bir tanesi 16 megapiksel, bir tanesi ise 5 megapiksel bir kamera. Telefondaki yenilikler biter mi? Bitmiyor. Ön tarafta gördüğünüz ekran 18'e 9 bir ekran. Yeni, tabii ki Vestel için yeni bir yenilik bu. 18'e 9 ekrana geçiş yaptılar artık. Ön taraftaki şu kamera 8 megapiksel çözünürlüğünde. Hemen yanında da gördüğünüz üzere bir adet LED flash konumlandırılmış durumda. LED flash da işini baya iyi yapıyor. Benim baya hoşuma gitti açıkçası. Şöyle son olarak toparlamak için baktığımda 3400 mAh'lık bir pilin telefonda görev yaptığını ve bu pilin herhalde sizi bir gün rahatlıkla götüreceğini söyleyebilirim. Parmak izini de buraya almışlar. Güzel olmuş. Bir de şurada gördüğünüz gibi bir iki tane flash var. Onu da beğendim. Genel olarak Z20'yi beğendim. Tek beğenmediğim şey, bana sorarsanız, fiyat. Fiyat konusunda Z20 birazcık sanki kullanıcıları üzecek gibi arkadaşlar. Çünkü Z20'nin 2000 lira gibi bir fiyata sahip olacağını söylediler. Tam net fiyat vermediler ama 2000 lira bandında olacağından bahsettiler. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Z20 nasıl olmuş? Sizce bu fiyatları hak ediyor mu? Beklentilerinizi karşılıyor mu? Yorumlara yazarsınız. Bizden desteğinizi esirgememek için videoyu bolca beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.